Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda günlük hayatta kullandığımız aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisinin oda sıcaklığındaki soluç özeltisine ait pH bilgisi hatalı verilmiştir deniyor. Değerli arkadaşlar, oda koşullarında yani 25 santigrat derecede pH metre ile ilgili şu bilgiyi bilmemiz gerekmektedir. 0 ile 7 arasını gösteriyorsa eğer pH, o özeltiler asidik. 7 ile 14 arasını gösteriyorsa o özeltiler arkadaşlar bazik özellik göstermektedir. Arkadaşlar tuz ruhu asidiktir ve pH 7'den küçüktür. Çamaşır suyu baziktir arkadaşlar ve pH 7'den büyüktür. Deterjanlar bazik özellik gösterir. Yemek sodası arkadaşlar asidik özellik gösterir. Dolayısıyla pH 7'den büyük olması gerekirken hatalı verilen ifade budur. Sirke asidi ya da asidik asit dediğimiz sirke asidi arkadaşlar bir asidik özellik gösterir ve pH 7'den küçüktür. Bize hatalı olan sormuş. Cevap D seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda suda iyonlaşma denklemi yukarıdaki gibi olan XO2 bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur deniyor. Buradaki XO2 su ile tepkimeye girmiş ve hidronyum oluşturmuş. Yani suda hidronyum iyonu oluşturuyorsa arkadaşlar bu verilen bileşiğin asidik özellik gösterdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla da sulu çözeltisinin pH'ı 7'den küçük olacaktır ifadesi doğrudur. Ve buradaki asit özellik gösterdiğini söylemiştik. Verilen buradaki XO bir ametal oksit olduğunu ayrıca söyleyebiliriz. Neden? Çünkü ametal oksitlerin sulu çözeltilerinde hidronyum oluşur. Dolayısıyla da X'in ametal olduğunu da burada arkadaşlar dile getirebiliriz. Buradaki verilen tüm ifadeler doğrudur. Cevap E seçeneğidir. Merhabalar arkadaşlar. Sorumuzda asitlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır deniyor. A seçeneğinde yakıcı ve aşındırıcı özelliğe sahiptirler. Asitler bu özelliğe sahiptir değerli arkadaşlar. Sulu çözeltilerinde hidroksit iyonu bulunmaz. Hayır arkadaşlar, özellikle bu ifadeye dikkat edin. Hidroksit iyonu bulundurdular ama asitlerin H artı ya da aynı manaya gelen arkadaşlar hidronyum iyon sayısı OH'tan arkadaşlar sadece fazladır. Yani sadece fazla olduğundan dolayı asidik özellik gösteriyor çözeltileri. Yani asla burada hidronyum iyonu bulunmaz ifadesi denmez arkadaşlar. Bu ifade yanlıştır. Diğer ifadelerde asitlerin özellikleri arasındadır diyoruz. Yanlış olanı sormuş. Cevap B seçeneği. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda bir X maddesinin sulu çözeltisiyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Birinci ifade elektrolit olduğunu söylemiş. Elektrolit yani suda çözüldüğünde iyonlaşacağını dile getirmiş. Kırmızı turnusol kağıdın rengini maviye çevirir. Dolayısıyla arkadaşlar baza ait bir özellik olduğunu söyleyelim. Bu ifadenin ele kayganlık hissi vermesi de arkadaşlar o X maddesinin baz özellik gösterdiğini söyleyelim. Burada seçenekleri inceleyecek olursak metallerin arkadaşlar oksitleri bazik özellik gösterir. Hatta oluşacağı bazı da arkadaşlar suyla oluşturacağı bazı da yazmış olalım. Yani burada metal hidroksit oluştuğunu dile getirelim. Hem metalin oksitleri arkadaşlar ayrıca metallerin hidroksitleri de arkadaşlar bazik özellik gösterirler. Bakın aynı şekilde magnezyum hidroksit burada magnezyum metal dolayısıyla hidroksitleri bazik özellik gösterecektir. Diğer taraftan da arkadaşlar amonyak zayıf baz özelliği arkadaşlar gösterir. Buradaki ise arkadaşlar bakın bunu tanımanız gerekiyor. Asidik asit yani sirke asidi dediğimiz asidik asit suda arkadaşlar iyonlaştığında şuradaki H artıyı arkadaşlar suya vereceğini unutmayınız. Hatta bazen espri olsun diye şunları göz olarak arkadaşlar yazarız ki bu gözler birbirinden ayrılmaz. Şuradaki H arkadaşlar ayrılacaktır. Sudaki H artı sayısını artıracağından dolayı da asit özellik gösterdiğini söyleyebiliriz. Burada arkadaşlar X bileşiği C seçeneği olamaz diyoruz. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda yukarıda verilen maddelerden hangisinin sulu çözeltisindeki H artı iyon sayısı OH iyon sayısından fazladır. Ne demek bu arkadaşlar? H artı iyon sayısı fazlaysa o çözeltinin asidik özellik gösterdiğini söyleyebiliriz. Buradaki birinci ifademiz arkadaşlar bir defa tanımanız gerekiyor. Çok önemli bu. Etil alkoldür arkadaşlar. Etil alkoller nötr özellik gösterecektir. Bu ifademiz olmayacaktır. Diğer taraftan asidik asit arkadaşlar bunu özellikle unutmamız lazım. Çünkü
Genellikle öğrenciler bu ifadeleri çok çok karıştırıyor. Yani her OH'ı gördüğü zaman onun baz olduğunu zannetse de asetik asit arkadaşlar buradaki sadece hidrojeni suya verirler. Bunu unutmayınız. Sadece hidrojeni suya verdiğinden dolayı da hidrojen sayısını arttırırlar. Yani OH'tan daha fazla olur. Dolayısıyla da asidik özellik gösterir. Bu ifadeniz doğrudur. Hatta minicik bir kodlama da yapmak istiyorum bu asidik asitle ilgili. Şuradaki oksijenler arkadaşlar göz işareti yapınız. Unutmayın buradaki göz birbirinden ayrışmaz. Şuradaki hidrojeni kulak olarak düşünün. Şu kulak ayrışır diye espri yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu asidik asidin zaten silika asidi olduğunu, yaygın olarak da silika asidi dendiğini bilmeniz gerekmekte. Çok çok önemli arkadaşlar. O yüzden de asit özelliği gösterdiği ifadesi de bu ifadede doğru olduğunu söyleyelim. Ayrıca buradaki metal potasyum oksit ifadesi var. Metalin oksitleri arkadaşlar bazik özellik gösterir. Hatta suda potasyum hidroksit oluşturacağını da söyleyelim. Yani bazik özellik gösterecektir. Unutmayın buradaki OH'ın solunda metal varsa o zaman baz olduğunu ayrıca yukarıdaki ifadeyi yineleyecek olursak eğer OH'ın sol tarafında böyle ametaller varsa da alkol olduğunu unutmamamız gerekmektedir. Burada bize asit olanı sormuş. Dolayısıyla yalnız 2 olduğunu görmekteyiz. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda yaygın adı karınca asidi olan formik asidin iyonlaşma denklemi verilmiştir deniyor. Buna göre formik asitle ilgili yargılardan hangileri doğrudur deniyor. Değerli arkadaşlar, suda çözülmesinde özellikle şuradaki ok bize çok önemli bir detayı söyler. Burada çözünen maddenin zayıf olduğunu arkadaşlar dile getirir. Eğer burada iki ok varsa burada çözünen maddemiz, suda çözünen maddemiz zayıftır. Eğer tek ok varsa kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Burada arkadaşlar iki ok olduğundan dolayı verilen buradaki maddemizin ki dikkat edecek olursanız suda hidronyum iyon oluşturduğundan dolayı bir defa asit olduğunu söyleyelim. Buradaki çift oktan dolayı da arkadaşlar zayıf asit özelliği gösterecektir. Birinci ifademiz doğrudur. Zayıf asitler arkadaşlar %100 iyonlaşmazlar. Onu söyleyelim. Kuvvetli asitler %100'e yakın iyonlaşırlar. Bu ifademiz yanlıştır. Asidik özellik gösterdiğinden dolayı da oda koşullarında pH'i 0 ile 7 arasında yer alması gerekiyor. Dolayısıyla bu ifademiz de yanlıştır diyoruz. Bize doğru olanı sorduğu için cevap A seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda oda koşullarında hazırlanan 1, 2 ve 3 sulu çözeltileri ile ilgili verilen yargılarından hangileri yanlıştır deniyor. Değerli arkadaşlar birinci kaba bakacak olursak sodyum hidroksit yani baz özellik gösterecektir. Metallerin hidroksitleri bazik özellik gösterir. Diğer taraftan arkadaşlar ikinci kabımızda etil alkol görmekteyiz. Etil alkol arkadaşlar nötr özellik gösterir. Diğer kabımızda hidroklorik asit var yani asit özellik gösterdiğini arkadaşlar söyleyebiliriz. Birinci ifadeye bakacak olursak pH değerler arasındaki ilişkinin bu şekilde olduğu söyleniyor. Arkadaşlar bazlar pH'ı 7'den büyüktür oda koşullarında. Etil alkolün nötrdür yani 7 olduğunu söyleyebiliriz. Asitlerin ise arkadaşlar pH'ı 7'den küçüktür. Dolayısıyla 7'den büyük olduğu için en fazla bu olacaktır arkadaşlar. pH değeri olarak da bu sıralamamız doğru olduğunu söyleyebiliriz. İkinci ifadeye bakacak olursak birinci ve ikinci çözeltiler kırmızı turunçlu kağıdın rengini maviye çevirir deniyor arkadaşlar. Bu baza ait bir özellik. Oysa ki ikinci çözeltimiz nötrdür. Dolayısıyla da kırmızı turunçlu kağıdına etki etmez değerli arkadaşlar. Bu ifademiz yanlış olduğunu dile getirebiliriz. Üçüncü ifadeye bakacak olursak birinci ve üçüncü çözeltilerin karıştırılması ile nötralleşme tepkimesi gerçekleşir. Nötralleşmenin gerçekleşebilmesi için bir defa asit baz bir araya gelmiş olması gerekiyor. Baktığımız zaman birinci çözeltimiz asit buradan OH gelecektir. İkinci çözeltimiz de arkadaşlar H artı iyon oluşturduğundan dolayı burada da oluşan çözelti nötralleşme tepkimesi verebilir. Nötralleşme dediğimiz zaman evet bir asitle baz tepkimeye girecek ama nötralleşme olabilmesi için arkadaşlar suyun oluşması lazım. Yani asitten H artı bazdan OH'ın gelmesi lazım. Oluşturdukları yapıda su olması gerekiyor ki buna nötralleşme diyebilelim arkadaşlar. Dolayısıyla da nötralleşme gerçekleşir mi? Burada OH var, burada da H artı var. Gerçekleşir arkadaşlar bu ifademizde. Doğrudur. Bize yanlışı sormuş. Yalnız 2'dir. Merhaba arkadaşlar. Verilen iyonlaşma denklemleri incelendiğinde buradaki maddelerin
özellikle hidronyum oluşturduğundan dolayı asit olduğunu arkadaşlar söyleyebiliriz. Suda çözünmelerinde hidronyum oluşturduğundan dolayı asit özellik gösteriyor. Burada ikinci olarak arkadaşlar şuna dikkat etmeniz lazım. Şuradaki oklar arkadaşlar baktığınız zaman tek okla gösterildiğinden dolayı bu asidin kuvvetli, çift okla gösterildiği için de bu asidin arkadaşlar zayıf asit olduğunu söyleyebiliriz. Bu hazırlanan çözeltilerle ilgili hangisi yanlıştır deniyor arkadaşlar. Kuvvetli asitlerin pH ile ilişkili olarak şunu söyleyebiliriz. Kuvvetli asitlerin ve zayıf asitlerin pH'larını sıralayacak olursak kuvvetli asitlerin pH'ı 0'a arkadaşlar daha yakındır. Hatta zayıfı da şöyle yazacak olursak zayıf asitlerin pH'ı nötre yani 7'ye doğru daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. pH olarak arkadaşlar kim daha büyük? Zayıf asit daha büyüktür diyoruz. Dolayısıyla şu ifademiz bakın kuvvetli bu ifade zayıf. Zayıfın daha büyük olması gerekiyor. Bu ifade arkadaşlar yanlıştır. Elektrik iletkenliği fazla olan buradaki asit demiş arkadaşlar. Bu elektrik iletkenliği ile ilgili olarak kuvvetli asitlerin %100 iyonlaşacağından dolayı da %100'e yakın daha doğrusu iyonlaşacağından dolayı daha fazla iyon oluşturur ve dolayısıyla da daha fazla elektrik akımını iletir. Yani bu ifademiz arkadaşlar doğrudur. İyon sayısı açısından arkadaşlar biraz önce bahsettim. Kuvvetli asitler daha fazla iyon oluşturacağından dolayı da fazla olan bu değil. HX'tir bu ifademiz arkadaşlar. Yanlıştır. Bize yanlışı sorduğundan dolayı cevap D seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda seçenekleri inceleyecek olursak domates asit özellik gösterir. Lavabo açacağı bazik özellik gösterir. Süt asidik özellik gösterir arkadaşlar. Maden suyu bazik değil asidik özellik gösterecektir. Yemek tuzu ise arkadaşlar nötr özellik gösterecektir. Burada yanlış olanı sormuş. Cevap D seçeneği. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda aşağıdaki asit ve bazlardan hangisinin sistematik adı yanlış verilmiştir diyor. Arkadaşlar burada cevabımız D seçeneği olmalıdır. Peki neden? Çünkü arkadaşlar bakır bileşiklerinde değişken değerlik alırlar ve değişken değerlik aldıkları zaman isimleri bakır ve burada parantez içerisinde hangi değerlik alıyorsa aldığı o değerlik burada arkadaşlar Roma rakamıyla ifade edilmelidir. Burada da arkadaşlar bakır 2 ifadesi aldığı değerlik ifade edilmelidir. Dolayısıyla burada arkadaşlar bakır 1 ya da bakır 2 denmesi gerekiyordu. O ifade burada yok dikkat edecek olursanız. Ama hangisi olduğunu arkadaşlar söylemekte fayda var. Burada arkadaşlar bakır 2 olması gerekiyor. Neden? Çünkü buradaki çaprazlama yöntemiyle arkadaşlar hidroksit biliyorsunuz ki eksi 1 değerini kalır. Buradan eksi 1 buraya geçecektir. Buradaki 2 de arkadaşlar buraya geldiği anda bunun bir kök olduğunu asla unutmuyoruz. O yüzden de köşeli parantezi özür dilerim normal parantezi alıyoruz. Burada arkadaşlar 2 buradaki değerlik bu alta girecektir. Buradaki 1 vardır ama 1 biliyorsunuz ki yazılmaz. Dolayısıyla bu bileşik elde edilir. Bu bileşiğimizde arkadaşlar bakır 2 hidroksit yazması gerekiyor. Yani şurada bir parantez içerisinde 2 olması gerekmekteydi. Bu ifade yanlış verilmiş. Diğer ifadeler de doğrudur değerli arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu sorumuzun çözümünde anahtar notlar burada yer almaktadır. Arkadaşlar metal oksitler suyla tepkimeye girerek bazı oluştururlar. Ametal oksitler de suyla tepkimeye girerek arkadaşlar asit oluştururlar. Fakat her ametal oksit değil. Buradaki oksitlerimiz eğer oksijence fakirse yani oksijen sayısı yanındaki metal ametal sayısına eşit ya da ametal sayısından az ise bakın burada bir oksijen var burada iki azot var. Yani yanındaki ametalden az ise ya da eşit ise oksijence fakirdir. Ve bunlar arkadaşlar suyla tepkime vermezler. Yani asit oluşturmazlar. Bunu bilmemiz lazım. Asit oluşturanlarsa arkadaşlar oksijence zengin olanlar. Yani oksijen sayısı yanındaki ametalden fazla olacak. Görüldüğü gibi arkadaşlar bakınız yanındaki ametalden daha fazla olduğunu görmekteyiz. Oksijenin. Dolayısıyla bunlar işte asit oluştururlar diyoruz. Şimdi buradaki bilgi doğrultusuna bize dikkat edecek olursanız bu bilgi ışığında arkadaşlar sadece diyor XO suyla tepkimi vermez. Şimdi bir defa X'in kesinlikle ne olması gerekiyor arkadaşlar? Burada ametal olması gerekiyor. Çünkü metal olursa kesinlikle suyla tepkime verecektir. Onun oksidi suyla tepkime verecektir. Dolayısıyla buradaki X'in ametal olması gerekiyor. Yani şu ifade arkadaşlar seçenekleri eleyebiliriz. Bunun yanı sıra buradaki dikkat edecek olursanız ZO'nun da suyla tepkimeye girdiğini görmekteyiz. Sulu çözeltisi diyor. Dolayısıyla suyla tepkimeye girmiş.
Dolayısıyla da burada anlıyoruz ki bakın oksijen burada bir tane, yanındaki de bir tane. Dolayısıyla madem tepkimeye giriyor, o zaman bu arkadaşın kesinlikle bir metal olması gerekiyor. Çünkü eğer ametal olmuş olsa oksijence fakir olacak. Yani birebir olacak. Dolayısıyla da bunun metal olduğunu anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla da buradaki şu seçeneği de hemen elemiş olalım. Diğerlerini incelemek daha rahat olacaktır arkadaşlar şimdi. Burada dikkat edecek olursanız şuradaki ifadeyle bunu kıyaslamış, demiş ki sulu çözeltisinde pH'i büyük olan budur demiş. Yani pH'i eğer büyükse diğerine oranla kıyasladığımız zaman seçeneklerden gitmekte fayda var arkadaşlar. Başka bir alternatif olmuyor burada. Dikkat edecek olursanız örneğin Y arkadaşlar karbon olursa, yani CO2 olmuş olursa asidik özellik gösterir. pH arkadaşlar ilden küçüktür. Z'miz de eğer kalsiyum olursa, kalsiyum oksit de bir metan oksittir ve bazik özellik gösterir. Dolayısıyla da pH'i oda koşullarında arkadaşlar 7'den büyüktür. Yani bu ifadede yukarıdaki şu ifadeyi sağlayan bir ifade olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla arkadaşlar burada bu her ikisi de asit olduğundan da bir kıyaslamaya girilmeyecektir. Dolayısıyla arkadaşlar burada bize cevabın hemen olabiliri sormuş. Cevap burada arkadaşlar A seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda 1 ve 2 nolu kaplarda oda koşullarında bulunan sıvılara üzerlerinde belirtilen maddeler eklendiğinde birinci kapta pH değeri azalırken ikinci kapta pH değerinin arttığı söyleniyor. Buna göre X ve Y ile ilgili verilen yargılarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir diyor. Değerli arkadaşlar, öncelikle oda koşullarında suyun pH'inin 7 olduğunu söylemek isterim. Ve eklenen maddenin de pH'i azalttığına göre eklenen maddenin bir asit olduğunu söyleyebiliriz. Asit ama illaki asit oksit değil. Yani hidroklorik asit de olabilir. Bu da pH'i ne yapabilir? Düşürebilir, azaltabilir. Kesinlikle doğru değil arkadaşlar bu ifadenin, onu söyleyelim. İkinci ifadeye bakacak olursak Y'nin sulu çözeltisi asidik özellik gösteriyor. Peki bazik özellik göstermez mi? Gösterebilir. Örneğin böyle bir baz olsun ki pH'i 7, örneğin özür dilerim 8 olmuş olsun. Ben biraz daha baz eklediğim zaman ne yapacaklar arkadaşlar? pH giderek artacaktır. Çünkü buradaki hidroksit iyon sayısını arttırıyorum. Bu ifade arkadaşlar kesin değildir. Diğer tarafta Y'nin sulu çözeltisinin pH'i 7'dir diyor arkadaşlar. Buradaki o da kesin değil. Belki asidik bir çözelti, belki bazik bir çözelti, nötr değil belki. Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla da bu da kesin değil. O yüzden arkadaşlar cevap E seçeneğidir.